Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bedelli askerlikle ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Birkaç not edindim, o doğrultuda ilerlemeye çalışacağım. Öncelikle 23 Aralık Pazartesi günü, yani askerliğimin ilk gününe gidelim. 23 Aralık Pazartesi günü Ankara Mamak'ta Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Birliği'ne gittim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, takım nasıl oluyor? Oraya gittiğinizde bir taburunuz, bir bölüğünüz ve bir takımınız oluyor. Ben Ankara Mamak'ta 2. tabur, 3. bölük, 4. takımdaydım. Bu ne demek oluyor? Sizinle birlikte gitmiş olan, o kuyruğa girdiğinizde önünüzdeki ve arkanızdaki arkadaşlar sizin takımınızdaki arkadaşlar oluyor. Yüksek bir ihtimalle 1. ya da 60. sıraya gelmezseniz. Çünkü o onların koyduğu sıraya göre 1. ya da 60. sıradaki kişi takım olarak ayrılıyor. Koğuşa gittikten sonra orada valizimizi bizlere ayrılan küçük bölme dolaplara yerleştirdik. İlk başta diyorsunuz ki bu dolaplara biz nasıl yerleştireceğiz? Birçok eşyamız var ama sonrasında gerçekten o küçük dolaba alışıyorsunuz ve her şeyinizi kullanışlı, düzgün bir şekilde yerleştiriyorsunuz o dolaba. Bizim takımımız 60 kişiydi ve 60 kişilik bir koğuşta yatıyorduk. Ben değil, büyük ihtimal askerliğini yapan herkes 60 kişilik bir yerde büyük ihtimal ilk kez yapmıştır. İlk gün gerçekten çok yorucu oluyor ve çok fazla uyuyamıyorsunuz. Bunu size söyleyeyim ki belki çevrenizdeki insanlar da bunu sizlere söylemiştir. Askerliğimin ikinci gününde bizlere kamuflaj verildi. Sonrasında artık kendimizi böyle asker hissetmeye başlamıştık. Yani ikinci günden itibaren. Çünkü İlk gün diyorsunuz ki nereye geldim? İkinci günde aslında bunu diyorsunuz. Artık yavaş yavaş kaynaşmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bot ve kamuflaj nasıl olmalı? Sizler giyindirme birimine götürülüyorsunuz. Götürüldükten sonra orada bot ve kamuflaj veriliyor sizlere. Botu nasıl seçeceksiniz ki başınızdaki komutanlar da büyük ihtimal söylüyordur. Söylemeyenler olduğunda da şimdiden ben söyleyeyim. En azından bilgilenmiş olursunuz. Botunuzu örnek veriyorum. 41 numaraysa ayağınız 42 numara ya da 43 numara alın. 43 ise 44 veya 45 alın. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü ayağınızın sıkması büyük bir problem askerlikte botun. Ondan dolayı her zaman büyük bir numarasını almaya çalışın arkadaşlar. Kamuflajda da aynı şekilde bedeninize, yani kilo ve boyunuza ölçüt alınarak kamuflaj veriliyor sizlere. Yine boy ve kilonuza göre seçtiğinizde onda aşağı yukarı oturuyor kamuflaj kendinize. Aynı boy ve kilonuza göre kamuflaj alabilirsiniz. Bir diğer konu, askerliğinizin ikinci gününden sonra yürümeye başlıyorsunuz. Bedelli askerlik adına konuşuyorum. Beden eğitim dersinde işte sağa dön, sola dön, ileri marş, 3 adım ileri, 5 adım ileri, geriye dön gibi talimatlar veriliyor. Bunlara ayak uydurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Beden eğitiminde daha önce ilkokulda ya da ortaokulda veya lisede bu dersleri görmüşseniz daha kolay bir şekilde adapte oluyorsunuz bu komutlara. İlk haftanız bu şekilde geçiyor arkadaşlar. İkinci hafta silah eğitimi alıyorsunuz. G3 silahı, yani 44 yıllık, belki 45 yıllık silahlar sizlere gösteriliyor. Bu silahlarla atış yapacağınız söyleniyor. Ve ikinci haftanın ikinci ya da üçüncü günü atış yapıyorsunuz. Bedelli askerlere ortalama yüksek ihtimalle 3 atış veriliyor. Bazı yerlerde 6 atış veriliyormuş veya 10 atış veriliyormuş. 3 atış veriliyor. Benim bildiğim ve çevremde çok fazla duyduğum o. O 3 atışı yapıyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan şey, kısa kısa geçmeye çalışıyorum. Burada önemli olan şey sizlerin atış yaparken silahı omzunuzdan sektirmemeniz. Şu boşluğa doğru getiriyorsunuz. Boşluğa getirdikten sonra vuruşu, atışı yapıyorsunuz arkadaşlar. Ziyaret saatleri arkadaşlar. Bedelli askerseniz eğer çarşamba günleri, Ankara Mamak için söylüyorum, belki başka birliklerde farklıdır. Ama yine diğer şehirlerde de giden arkadaşlarım oldu. Onlar da bana aynı günleri söylemişti. Çarşamba ve çarşamba, cumartesi ve pazar günleri arkadaşlar görüş saatleriniz oluyor. Ve bu görüş saatleri ikişer saat oluyor. Mesela bir yakınınız geldi, 2 saat onunla vakit geçirebiliyorsunuz. Bir diğer ziyaretçiniz geldiğinde de yine onunla da bir 2 saat geçirebiliyorsunuz. Bunların saatleri oluyor. Genellikle 10 veya 12 ile akşam 6 arası oluyor arkadaşlar. Çarşamba, cumartesi ve pazar günleri ziyaretçi saatleri. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Gelelim bir diğer konu, hava durumu arkadaşlar. Askerliğe gittiğiniz zamanki hava gerçekten çok önemli. Ben Ankara Mamak'ta Ankara'nın ayazını yaşamış bir insanım. Çünkü 23 Aralık'ta gittim. 10 Ocak'ta benim askerliğim tamamlandı. Bu dilim içerisinde yağmur da yağdı, kar da yağdı. Ben hala hastayım ve koğuşumdaki birçok arkadaşım da hasta oldu. Gelelim bir diğer konuya, telefon kullanımı. Arkadaşlar telefon kullanımı şu şekilde. Ben telefonumu götürmedim. Ki biliyorsunuzdur, tuşlu telefon götürmeniz yasal. Ama tuşlu telefonunuzu götürdüğünüzde orada sizi durduruyorlar. Diyorlar ki sivil hat kullanımı yasak. Hemen orada bir yer kurulmuş, bir stand kurulmuş. O standlarda asker sel satılıyor. 120 lira arkadaşlar. Gittiğinizde ya arkasında asker sel bandrol yapıştırılmış tuşlu telefon götürün. Ya da arkadaşlar hiç telefon götürmeyin. Ziyaretçi saatlerinde artık içeriye sokabilirseniz telefonunuzu sokun. Onun dışında asker sel varsa arkadaşlarınızdan almaya çalışın. Sizin için büyük avantaj olacaktır. 120 lira vermekten kaçınmış olursunuz arkadaşlar. Gelelim bir diğer konuya, arkadaşlık. 60 kişilik bir koğuşta kaldım arkadaşlar ve gerçekten artık yaşını başına almış insanlarla muhatap oldum ve gerçekten çok çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Belki 60 kişinin 60'ı ile iletişim kuramadım ama 57'si ile kurdum diyebilirim arkadaşlar. Belki benim olduğum takımın etkisidir bu ve çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. 2-3-4 kamuflajımız yine aynı şekilde uzun dönemden daha farklı oluyor. Zaten şurada ya fotoğraf koyuyorum. Buradan görmüş olursunuz. Bu kıyafetleri giydim ben de arkadaşlar. Bedelli askerlikle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. 7 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Belki de geçti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan herkese selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere.